Bu bir kase sıcak erişteyi 3 dakika içinde bitirebilirseniz ücretsiz bir sipariş alabilirsiniz. Şimdiye kadar hiç kimse başarılı olamadı. Kadın sıcak kaptan bir kaşık aldı. Tadına baktı. Daha sonra kaşık kaşık içmeye başladı. Kocası onu gördükten sonra hayretle baktı. Böyle sıcak bir erişteyi nasıl lıkır lıkır içebilirsin? Gördükleri karşısında patron daha da şaşırdı. Ve restorandaki herkes şaşkındı. Ve kaseyi kafaya dikti. 3 dakikadan az bir sürede sıcacık kase resmen böyle bitti. Patron gördüklerinden sonra düşüp bayıldı. Aslında bu vücudunun anormalliği yaşadığı bir kazadan kaynaklıydı. Kadın bir ev hanımıydı. Hayatı günlük tekrar eden rutinlerden oluşurdu. Sabahları ailesi için yemek hazırlar ve çalışmak için süpermarkete giderdi. Bir gün işten çıktığında envanterden sorumlu yaşlı adam onu buldu. Soğuk hava deposundaki malları saymasına yardım etmesini istedi. Kadın kabul edince yaşlı adam kayıt defterini bırakıp gitti. Kayıt defteriyle birlikte soğuk hava deposuna girdi. Malları sayarken kalemin mürekkebinin bittiğini fark etti. Kalemi sallamaya başladı. O sırada kalem elinden fırladı ve düştü. Kalemi bulmak için kutuları kaldırdı ve şu anda yönetici geldi. Bağırdı ve orada kimse olup olmadığını sordu. Kadın bunu hiç duymamıştı. Bu yüzden müdür içeride kimse olmadığını düşündü. Işıkları kapattı, kapıyı kilitledi ve gitti. Ve soğuk hava deposunun kapısı artık açılmıyordu. Bu kadın soğuk hava deposunda mahsur kaldı. Çaresizce kapıya vurdu ama dışarıda kimse yoktu. Güvenlik odasını tekrar aradı ama kimse onu duymadı. Güvenlik görevlisi bu sırada müdürle sohbet ediyordu. Şu anda soğuk hava deposunun sıcaklığı -20 derece. Kadın kartonlarla ısınmaya çalıştı. Titreyen vücudunun etrafını sardı ama bu hiçbir işe yaramadı. Tekrar kalktı ve yardım istedi. Fakat hala ona cevap veren kimse yoktu. Çünkü güvenlik görevlisi odasında değildi. Hala dışarıda müdürle konuşuyordu. Kadın donmak üzereydi. Çakmak küçük bir ateş yaktı. Aklına kibritçi kızın hikayesi geldi. Ağzında oğlunun ismini sayıklayarak yavaş yavaş bilincini kaybetti. O sırada belli belirsiz birinin geldiğini duydu ama vücudu hareket edemedi. Güvenlik görevlisi nihayet soğuktan donmak üzere olan kadını buldu. Neyse ki hala hayattaydı. Acilen bir hastaneye yatırdılar. Kendine geldiğinde bir hastane yatağındaydı. Önünde kocası ve oğlu vardı. Kadın doğrulmaya çalıştı. Eli yatağın demirine değdi ve buz kesici soğuğu hissetti. O zamandan beri kendine alışılmadık derecede soğuk hissetmeye başladı. Sıcacık yaz aylarında bile o üşüyordu. Kocası ona bir fincan sıcak kahve getirdi. Kahve ona soğuk geldi ama baktığında kahvenin üstünde dumanlar tütüyordu. O sırada oğlunun elini tuttuğunda yine bir soğukluk hissetti. Başka bir gün yanlışlıkla elini bifteğin kızartıldığı tavaya bastırdı. Elleri yanmıştı. Ama garip olan şu ki kadın hiçbir acı hissetmedi. Hastaneye geldi ve doktora olanları anlattı. Doktor bu olanların vücudunun strese tepkisi olduğunu söyledi. Beyni şoktan kurtulamamıştı. Hala soğuk hava deposunda gibi hissediyordu. Ama gelecek günlerde kadının soğuk algınlığı semptomları iyileşmedi. Bunun yerine çok daha ciddi iyileşmeye başladı. Kadın önündeki kaynar erişte tabağına ellerini bastırdı. Elleri kıpkırmızı ve yanmaktan şişmişti. Ama bu bile kadına soğuk geldi. Sonra tekrar suya uzandı ve bir daha ellerini bastırdı. Sadece bu değil. 30 derece yaz sıcaklığında kalın mont ve atkı giymişti. Kadın soğuktan tir tir titriyordu. Dinlenmek için oturduğu sırada meslektaşı endişeyle ona bir bardak kaynar su getirdi. Bir yudum aldı ve buz gibi olduğunu söyledi. Meslektaşı şaşırdı. Kontrol etmek için ileri adım attı. Sinirlenen kadın bardağı devirdi. Kaynar su meslektaşı için fazla sıcaktı. Kadın sonra eve kaçtı. Kendini sıcak bir yorganla örttü. Klimanın sıcak havasını açtı ve 3 tane ısıtıcıdan yararlandı. Ama hala üşüyordu. Durumu gitgide kötüye gitti. Kalın eldivenlerle yemek pişirdi. Oğlu ona sarıldığında bile oğlunun buz gibi olduğunu düşündü. Kocası bu olanlara artık dayanamadı. Kadına kötü sözler söyledi. Kadın 3 kişilik ailesinin fotoğrafına baktı ve gözyaşı döktü. Gözyaşı fotoğraf karesinde anında bir buz oluşturdu. Böyle bir vücutla yaşamanın anlamsız olduğunu düşündü. Bu yüzden yavaşça çatıya yürüdü. Hayatına son vermeyi planladı. Ama şu anda karşıdaki yanan binayı gördü. Ne yazık ki bunu düşünecek vakti yoktu. Hemen olay yerine koştu. Yanan ateşleri izledi. İçeride bir çocuğun ağladığını duydu. Kadın herkesin engellemesini görmezden gelerek ateşlerin arasına daldı. Yatakta oturan küçük çaresiz çocuğu gördü. Hemen yanına koştu. Onu sakinleştirdi ve dışarı koştular. Çocuğun hayatı kurtarıldı. Bütün insanların takdirini kazanmayı başardı. Ve sonunda yaşama devam etmek için gerekli motivasyon kaynağını bulmuştu. Alevlerin içinde olmak ona en uygun yerdi. O artık bir itfaiyeci oldu. Ayrıca kadın oğlunun gözünde bir kahramana dönüştü. Annesiyle gurur duydu. Kendi özel selamlaşmalarını yaptılar. Fakat filmin sonunda bütün bunların kadının ölmeden önce kafasında kurduğu bir hayal olduğu ortaya çıktı. Aslında kadın uzun zaman önce donarak ölmüştü. Evet, bu üzücü bir hikaye. Talihsiz bir kaza büyük bir trajediye sebep oldu. Kadın kendi yaşadığı hayatının değersiz ve anlamsız olduğunu düşünürdü ve sonunda açıklanamaz bir şekilde hayatı sona erdi. Ölmeden önce hayalinde bile olsa yaşadığı hayatı anlamlı bir hale getirdi. Film hakkındaki görüşlerinizi bana yorumlarda bildirebilirsiniz. Sayfamı takip etmeyi unutmayın. Gelecek görüşürüz.